Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yine bir pozitif psikoloji programıyla karşınızdayız. Bugün pozitif psikolojiyle ilişkili olan önemli bir konuyu ele alacağız. Hümanist psikolojiyi konuşacağız. Kimle konuşacağız? Bugünkü konuğumuz psikoterapist Tuğba Aydın. Kendisi psikoterapi tarihi üzerine de çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla hümanist psikolojiyi derinlemesine ele alacağız kendisiyle. Hümanist psikoloji dediğimiz psikoloji yaklaşımı öncelikle 1950'lerde 60'larda ortaya çıkan bir yaklaşım. Pozitif psikolojinin de aslında temellerini oluşturan bir yaklaşım. Dolayısıyla bu konuyu ele almak istedik. Çünkü pozitif psikoloji bir anda ortaya çıkan bir şey değil. Bunun bir geçmişi var tabii ki. Ama şöyle ilginç bir şey de var. Pozitif psikolojiye yönelik eleştirilerin büyük çoğunluğu hümanist psikolojiden geliyor ve bunun nedenlerinden bir tanesi de hani zaten vardı insanların olumlu yönlerine odaklanan bir yaklaşım, bir psikoterapi yaklaşımı veya psikoloji kuramı. Neden pozitif psikoloji diye bir şeye böyle ihtiyaç duyuldu diye eleştiriler geliyordu. Tabii ki bu eleştiriler çok sert olanları da var. Ben birazdan size de ayrıntılı soracağım, onları konuşacağız. Bunun bir heves olduğunu söyleyenler oldu. Bununla ilgili bilimsel makaleler yayınlandı. Yani insanlar böyle bir şeye heveslendi ama 3-5 yıl sonra geçer diye. Ama yaklaşık 98'de ilan ediliyor. Martin Seligman pozitif psikolojiyi 98'de ilan ediyor. Ve gittikçe artan bir ilgi var. Hani heves gibi görülüp geçmesi bir yana gittikçe artan bir ilgi var. Hatta programdan önce de konuştuk. Benzer eleştiriler hümanist psikoloji çıktığında da 1950'lerde hümanist psikolojiye yapılmış. Bu biraz herhalde usta çırak ilişkisi gibi oluyor. Yani şeyi unutup, kendilerine yapılan eleştirileri unutup onlar da yeni çıkan bir yaklaşıma böyle yaklaşmışlar. Tabii ki farkları ne? Ne diyorlar bu konuda? Pozitif psikoloji çalışanlar ne diyor o eleştirilere? Onların hepsini ele alacağız. Ama öncesinde bir kısaca sizi tanıyalım izleyicilerimiz için. Kendinizden biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Viyana'da psikoterapi alanında Sigmund Freud Üniversitesi'nde doktora yapıyorsunuz. Nerelere okudunuz? Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Ben sistemik aile terapistiyim. Evet. Sistemik aile terapisi haliyle postmodern bir terapi metodu olarak görülüyor. Ve psikodinamik yaklaşım olsun, bilişsel davranışçı yaklaşım olsun, üçüncü yol olarak bilinen hümanist yaklaşım olsun, genelde Amerikalılar bizi dördüncü bir yaklaşım, postmodern olarak ayırıyorlar. Hı. Ama biz Almanca konuşulan ülkelerde bu taksimi biraz farklı yapıyoruz ve biz de kendimizi hümanist olarak görüyoruz. Evet. Bu Türkiye'deki uzmanları biraz şaşırtabilir. Çünkü Amerika'daki yaklaşımı adapte ettiklerini düşünüyorum ama böyle de bir gerçeklik var. Biz sistemik aile terapistleri olarak Almanca konuşulan ülkelerde kendimizi hümanizmin bir parçası olarak görüyoruz. Ben de birçok insan gibi psikoloji eğitimi alırken bilişsel davranışçı terapilerle haşır neşir oldum. Daha sonrasında Gestalt terapiyle uzun süre meşgul oldum ama en sonunda bu terapi eğitiminden lisans aldım. Şimdilerde de yani bilimsel olarak çalıştığım alanlar daha çok psikoloji tarihi. Psikoloji tarihi mi, psikoterapi mi? Daha çok psikoterapi tarihi, psikoterapi, evet. Psikoterapi tarihi üzerine çalışıyorsunuz. Peki, üçüncü güç dediniz. Birinci, ikinci güç bu durumda herhalde psikanaliz birinci güç olarak görülüyor. Psikodinamik yaklaşım olarak görülüyor. İkinci yaklaşım bilişsel davranışçı. Üçüncüye de Maslow'un önerisiydi bu. Psikolojide üçüncü bir third way diyor. Üçüncü, evet, bir kanal, üçüncü bir akım, üçüncü bir paradigma diyenler var. Üçüncü bir devrim diyenler var. Farklı isimler veriliyor ama bunu ilk ortaya koyan Maslow'du. Daha sonra dördüncü yol deyip transpersonal terapi ortaya çıkarıyor ama bu pek kabul görmedi. Psikoterapi yaklaşımlarının tasnifi biraz zor bir süreç. Çünkü insanlar baktığımızda 400'den fazla terapi okulu olduğunu 1980'lerde dile getiriyorlar. Evet, şimdi daha da fazla. Şimdilerde terapi okullarını saymamızın imkanı yok. İngiltere'de falan yapılan çalışmalarda uzmanlara şöyle soruluyor. Sizce kaç yüz tane terapi metodu vardır? Yani nasıl bitkiler tasnif ediliyor, hayvanlar tasnif ediliyor. Psikoterapi okullarını tasnif mekanizmamız henüz yok ve olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü sürekli bir metodu olduğunu iddia eden
şeyler ortaya çıkıyor. Bunlar metot mu, teknik mi, yaklaşım mı? Bunları nereye koyacağız? Pek ayırt etmek güç. O yüzden de herhalde şu anda işte Gestalt yaklaşımı da varoluşçuları da hümanistin içinde değerlendiriyorlar bazı araştırmacılar. Bazıları ise daha spesifik, bizim özellikle bugün üzerinde daha çok duracağımız Rogers ve Maslow'un öncülük ettiği hümanist psikoloji dediğimiz tam direkt kurucularından yola çıkarak. Çünkü pek çok şey bunun içerisine, hümanist psikoloji içerisine koyulabiliyor. Şöyle başlayalım isterseniz. Neden böyle bir anlayışa ihtiyaç duyuldu? Üçüncü güç dediğimiz hümanist anlayışa. Yani ne eksikti psikanalizde ve davranışçı kuramda da üçüncü güç olarak böyle bir anlayış ön plana çıktı ve nedir hümanist psikoloji? Böyle başlayalım isterseniz. Tanımından başlayayım. Tanımı hümanist psikolojide insanın biricik olduğuna, özel olduğuna inanılıyor ve psikiyatri dedi bunu göz önüne almamız gerektiğine inanılıyor. Evet. Neden ihtiyaç çıktı? Psikolojideki akımları anlayabilmemiz için önce genel tarihe bakmamız gerekiyor. Çünkü psikoloji tek başına var olabilen bir şey değil. Fizikteki gelişmeler de bizi etkiliyor. Mesela postmodernizmin gelişmesi tamamıyla fizikteki kuantum fiziğine, Newton'dan kuantum fiziğine geçilmesi taşıyıcı güç oldu. Şimdi tarih olarak baktığımızda ilk Maslow'un psikanaliz enstitüsündeki ki bu isimlerin birçoğu psikanaliz. Mesela Rollo May'in konuşmalarına baktığınızda psikanalist Rollo May olarak tanıtılır. Bunların çoğusunun geçmişi psikanalizdi. Amerika'da çünkü o zaman en yaygın terapi metodu psikiyatristlerin uyguladığı psikanalizdi. Üniversitelerinde uyguladığı, çalıştığı alan davranışçılık deneyleriydi. Ama henüz psikologlar sahada terapi yapabilme gibi bir imkanları yoktu İkinci Dünya Savaşı'na kadar. Şimdi böyle bir ortamda, yani Carl Rogers'ı da düşünürsek, bir yerde çalışıyor. Çalıştığı her yerde herkes psikanalist. Üniversiteye gittiğinde de herkes davranışçı. Aynı zamanda 1940'ları düşünün, Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkılmış, 1920'lerin zenginliği yaşanmış, 1930'ların ekonomik krizi çok ağır yaşanmış, 1940 ve kutuplaşma var dünyada ve İkinci Dünya Savaşı'na doğru gidiliyor. Böyle bir ortam. Bu ortamın içerisinde çünkü hümanistlerde bütüncül yaklaşmak çok önemli. Yani konteksin içinde, bağlamın içinde değerlendirmek. Hümanist psikolojinin gelişimini de bu şekilde değerlendirebiliriz. Böyle bir ortamda ilk 1942'de Maslow'un Psikanaliz Enstitüsü'nde ihtiyaçları hiyerarşisini ortaya koyması. 1946'da da ilk Rogers'ın ilk kitabını yazdığı dönem. Niye böyle bir şey oluyor da psikanalizler geliyor? Bir kere yavaş yavaş 1960'lara da yaklaştıkça insan potansiyeli hareketleri var. Yani insanın biricikliğine inanış dışarıda var. Savaş karşıtı hareketler var. Kadın hareketleri, suffragettler denilen var. Kadınların potansiyeline inanan. Ki hümanist psikoloji... Demokrasinin gelişimi öyle bir ortam olmasa, yani bir kutupta aşırı faşizan hükümetler ve dünyada varken bir yanda da ona bir karşı kutup gelişiyor. Hayır, yani insan değerli, biz statükoya inanmıyoruz, biz büyük ideallerle bizi soktuğunuz Birinci Dünya Savaşı'nın hayal kırıklığına uğradık. Biz artık böyle büyük gurulara inanmıyoruz. Bunların tamamının etkisi var çıkışında. Evet, yani hümanist psikolojiyi Türkçe'de biz kitaplarımızda falan daha çok insancıl psikoloji diye çeviriyoruz. Biraz daha insana değer veren, onun daha doğuştan iyi olduğuna inanan, insana iyimser bir bakış açısına sahip yaklaşım aslında. Ve mesela bununla ilgili kurucularından işte Abraham Maslow'un kendi yaşam öyküsünde anlattığı bir şey var. İkinci Dünya Savaşı sonrası sokakta yürürken Amerika'da bir şey görüyor. Bir anma töreni görüyor İkinci Dünya Savaşı ile ilgili. Onu izliyor ve çok duygulanıyor diyor. Gözlerimden yaşlar süzülmüştü diyor. Ve orada bir şey hayal ettiğini söylüyor. Yani bir barış masası olsa da insanların içindeki olumlu yönleri ortaya çıkarabilsek, bunu tartışabilsek diye bir masa hayal ettiğini söylüyor. Ve o andan itibaren bir şekilde bir dönüşüm yaşadığını ve bundan sonraki hayatını insanların iyi yönlerini ortaya çıkarmaya adayacağını veya böyle
adayacağına yönelik bir karar veriyor. Hı. Ondan sonra da aslında hümanist psikolojinin o bir sürü işte kendini gerçekleştiren insan birazdan ele alacağız, olumlu özellikler, bir sürü şeyi araştırmaya başlıyor. Yani psikanalizdeki Freud'un tersine, hani Freud biraz daha insan doğasına yaklaşımı olumsuz. İnsanın vahşi, yontulmamış bir canlı olduğunu ve onun ehlileştirilmeye çalışmasının, medenileştirilmeye çalışmasının nevrozlara, psikolojik rahatsızlıklara neden olduğunu söylüyor. Yine davranışçı kuram özellikle insanı nötr olarak görüyor, insan iyi veya kötü değildir doğuştan diye. Maslow ve hümanist yaklaşım ise insanın aslında doğuştan iyiye eğilimli olduğunu ve özgür olduğunu, evet, özgür olduğunu, değerli olduğunu, değerli bahsettiğiniz olduğunu, gibi biricik olduğunu ifade ediyor ve farklı bir anlayış psikolojide çıkmış oluyor. Tabii ki çok büyük katkılar sağlıyor hem Abraham Maslow hem Carl Rogers psikoloji alanına. Yani psikoloji tarihinden bahsederken bunlardan bahsetmeden geçmek mümkün değil, öylesine büyük isimler. Birazcık onların yaşam öyküleriyle ya da yaşamlarıyla genel olarak ilgili ne söyleyebiliriz? Maslow'dan biraz bahsedelim, Abraham Maslow, Rogers'tan bahsedelim. Carl Rogers tahmin ediyorum 1902 doğumlu, Maslow da 1908 doğumlu olabilir veya 1906. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde dünyaya geliyorlar. Evet. Carl Rogers protestan bir ailenin çocuğu, oldukça tutucu bir ailenin çocuğu. Babası bilime açık bir insan, evet, deneysel yaklaşıyor mesela tarım işine. Birçok kitap alıp kitaplardan öğrenmeye çalışıyor tarımı nasıl uygulayabileceğini. Bu o zaman için pek alışılık bir durum değil. Carl Rogers araştırma ödülleri almıştır. Psikoterapi araştırmalarında babasıdır. Hı. Yani ilk mesela psikoterapi seanslarını kaydeden kişi Carl Rogers'tır. O zaman böyle büyük plaklarda 7 dakika kaydedebiliyorlardı. Bu yüzden iki plak bulunduruyordu Carl Rogers. Arkada iki öğrenci. Çünkü bir plak takıp çıkarırken arada ses kaydını tam alamayacakları için, tamamını alabilmek için. O zaman için çok büyük yenilikçi hareketler bunlar aslında. Evet. Ve bunların temelinde babasının olduğunu düşünüyorum. Yani babasının ona o deneysel bakış açısını katması. Babası, ailesi çok tutucu ve evde mesela sinemaya izin yok. İşte ilk hayatımda ilk defa Coca-Cola içtiğimde çok büyük bir suçluluk duydum diyor biyografisinde. Bu kadar tutucu bir aile. Başka ailelerle görüşmelerine çok izin yok. 4 yaşında ailesinden, annesinden ve kardeşlerinden okuma yazmayı öğreniyor Rogers ve uzun süre kendi içine kapanık ve okuyarak geçiriyor. Aslında Maslow'un da hayatında bu var. Freud'un hayatında da bu var. Yani büyük psikoterapi kuramcıların çoğunun hayatında çok fazla kitap okumayla geçiremiş bir süre, edebiyat, tarih. Ve Rogers çok uzun yaşıyor bildiğim kadarıyla. Evet, maalesef Maslow daha genç yaşta. 62 yaşında ölüyor Abraham Maslow. Rogers ise 90-100 yaşına kadar yaşıyor hatırladığım kadarıyla. Rogers, yakın zamanda yani ölümü çok 90'larda falan olması lazım. Evet. Rogers'ın hayatında çok ilgimi çeken bir nokta, çok fazla meslek değiştiriyor ve çok fazla yer değiştiriyor. Rogers mı, Maslow mu? Rogers. Hmm. Rogers ailesi bunu çiftliğe alıyor çocukları. Şehir hayatı, 20'lerin o herhalde hareketli hayatı, çocuklar bozulur deyip bir çiftlik alıp çiftliğe yerleşiyorlar. Yani çocukları izole ediyorlar resmen. Orada bir sürü deneysel şeyler yapıyor Rogers. Ve ziraat okumaya karar veriyor bu yüzden. Ziraat okurken sonra rahip olmaya karar veriyor ve rahip olmak için hangisi uygundur deyip tarihe geçiyor. Tarihi bitiriyor. Sonra 2 sene master yaparken ilahiyatta bütün din inançlarını sorguluyor. Eğitime geçiyor bu sefer. Eğitim fakültesine. Eğitim fakültesine geçtikten sonra çocuklarla çalışırken terapiye ilgi duymaya başlıyor ve psikolojiden devam ediyor. Ve akademinin o baskıcı ortamı çok yükselmesine rağmen, yani en iyi araştırmacı ödülü alıyor, çok fazla makale yazıyor, çok fazla kitap yazıyor, apanın başına getiriliyor ama buna rağmen akademiyi terk ediyor. Bu ortam benim için çok baskıcı değil. Birkaç kere üniversite değişip en sonunda da bırakıyor. Sonra birkaç kurum değiştiriyor. Bu bana hep ilginç gelmiştir. Yani böyle kendini belki de arıyor, sürekli bir arayış içinde ve tam olarak ait olduğu yeri bulmaya çalışıyor. Bunlardan hiç pişmanlığı da yok ve onu sürekli destekleyen bir ailesi de var yani. Sürekli sıfıra inip tekrar... Yani ailesi baskıcı olmasına rağmen bu konularda destek mi sağlıyor?
anne babası değil ama karısı ve çocukları ileriki yaşlarda. Anladım. Peki Maslow'la ilgili onun da benzeri yaşamasında yaşamları benziyor. Maslow'un da çok aile baskıcı problemi. Bir ailesi var. Evet. O Yahudi bir aile Rusya'dan. Onlar da Amerika'ya kaçıp geliyorlar. Bir getto'da yaşıyor. Orada ezildiğini de bahsediyor. Yani Yahudi olmanın zor olduğunu o dönemde. Annesiyle ilgili büyük problemleri var. Fiziksel şiddetle ilgili söylentiler var. Daha sonra o da aslında psikoloji okuyan herhalde nadir alanımızın psikologlarından. Mesela Martin Seligman felsefe okumuştur, evet. Rogers ziraat okumuştur. Alan içi diyebileceğimiz kişilerden biridir Maslow. Psikoloji okur. Neden psikoloji okur? O da hukuka başlar aslında önce. Psikolojinin daha çok insanları daha fazla faydası olabileceğini düşünüyor. Daha fazla insanı etki edebileceğini düşünüyor. Değişim yaratabileceğine inanıyor o yıllarda psikolojinin. Bu da çok ilginç. Evet. Peki o da bir sürü meslek falan değiştiriyor Maslow'da. Yani şunu söyleyebiliriz. Hem Rogers hem Maslow aslında o olumsuz ortamdan dolayı ihtiyaçları olan şeye sanki yönelmişler gibi. Biraz daha özgür, daha olumlu, mutlu bir yaşama. Rogers'la ilgili çok bilmiyorum ama Maslow'un mesela çok mutlu bir insan olmadığını da biliyoruz. Bunu kendisi de söylüyor. Ben doğam gereği diyor çekingen ve cesaretsiz birisiyim diyor. Bu da bana hep acıya, kedere neden oldu yaşamım boyunca diyor. İkisi de çok içine yani, kapanık insan. Hani hümanist psikologlar derken bunlar çok böyle aşırı mutlu, kendileri çok mutlu da dışarıya da mutluluk yayan insanlar olarak düşünmeyelim. Çünkü ciddi olarak sıkıntı yaşıyor ki Maslow 62 yaşında hafifçe yürüyüş yaparken, egzersiz yaparken kalp krizinden ölüyor. Ki bu da çok sürpriz değil. Hani ruhsal sorunlar yaşayan insanlarda fiziksel göstergeleri de bu şekilde oluyor. Hani o A tipi kişilik, B tipi kişilik dediğimiz biraz daha heyecanlı, stresli olan A tipi kişiliklerde bu tür fiziksel rahatsızlıklar biraz daha fazla gözüküyor. Ama daha uzun yaşasa psikolojiye eminim daha çok şey katardı Maslow. Çünkü çok da zeki birisi gerçekten. Hala kuramı güncel. Psikoloji alanında genelde öğrencilerimiz bilir de dışarıdaki sokaktaki insanlara sorduğumuzda genelde iki şey bilirler. İşte bir Watson'ın İşte bana 10 tane çocuk verin, istediğimi iyi, istediğimi kötü insan yapayım sözünü insanımız biliyor. Herhalde liselerdeki psikoloji derslerinde mi akıllarında kalıyor bilmiyorum. Diğeri de Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini pek çok kişi bilir. Tabii ki bunların hayat öyküleri bizim bu kuramları anlamamız için de önemli. Çünkü aslında her teorisyen, her kuramcı kendi ihtiyaçlarından ve yaşam şekillerinden yola çıkarak bu kuramları geliştiriyorlar diye söyleyebiliriz. Bu açıdan önemli. Peki hümanist psikoloji nasıl bir etki yaptı o devirde çıktığında? Yani nasıl tepkiler aldı? Kabul gördü mü? Yoksa beklenen etkiyi yapamadı mı? Sonrasında ne oldu mesela? Bunlardan biraz bahsedelim isterseniz. Eleştirilerden birisi kiliseden gelen eleştiriler. Az buzda değil, halen de yazılanları okuyorum. Neden? Çünkü insana çok fazla önem vehmediyorsunuz ve bunda Tanrı'ya referans vermiyorsunuz diyorlar. Aslında bu... kısmı var, burada bir araya gireyim. Sanki işin mistik tarafına eğildiği yönünde de eleştiriler var, tam tersi. Yani birazcık daha böyle... dinle yaklaştırdığı psikoloji gibi eleştiriler de var. Transpersonal için evet. Öyle bir eleştiri var. Çünkü hümanist psikoloji varoluşçu ve transpersonal psikolojiyle birlikte anılıyor. Evet. Bu transpersonal psikoloji alanı kurucu. Ben ötesi psikoloji evet, diye transpersonal'ı Türkçe'ye öyle çeviriyoruz. Evet. Psikolojinin de. Ve ihtiyaçları hiyerarşisinin en son basamaklarında da doruk deneyimlerde olsun, manevi deneyimleri Maslow çok fazla işaret ediyor. Carl Rogers için bunu söyleyemeyiz ama Maslow'da bu çok var. İlginç bir şey, Maslow bu arada ateist kendisi. Dini bir şey de yok, yönelimi yok. Hatta bununla ilgili olarak da annesini suçluyor. Yani annesinin çok katı ve cezalandırıcı tutumunun artı kendisini sürekli işte cehennemle korkutmasının falan buna neden olduğunu kendisi
belirtiyor. Yani kiliseden gelen eleştiriye rağmen aslında. Hümanistlerin şöyle bir bakış açısı var. Hümanizmin içinde protesto var. Devrim de deniyor hümanizm için. Ve gerçekten o zamanki faşist hükümetlerin artması, işte Hitler'in çıkması, Stalin'in çıkması ve bunlara karşı bir savaş karşıtı eylemlerin artması da var. Bir kesime bunun şu anki günümüzde giderek Amerika'da belki ikinci bir hümanist devrim çıkarabileceğini söylüyorlar. Çünkü kutuplaşmanın tekrar geri geldiğini söylüyorlar. Genel bir hümanist bakış açısından bahsediyorsunuz. Hem hümanist bakış açısından hem de mesela yakın bir zamanda Seybrook birinci hümanist psikoloji toplantısı, bu Maslow'un, Carl Rogers'ın, Virginia Satir'in bütün büyük isimlerin toplandığı ve bu hümanist manifesto açıkladıkları zamandır. Bunun ikincisi yapıldı yakın bir zamanda ve onlar da böyle bir beklenti var. Yani postmodernizmin sonuna yaklaştığı, eklektik terapilerin de çok fazla etkisini sürdüremeyebileceği. Çünkü yani bunda gelişen siyasi gelişmeleri öngörüyorlar Amerika'daki. Yani bu böyle katı giderse buna da bir tepki gelir diye. Yani şunu öğrenmek istiyorum. Bu ortaya çıktığı dönemde ilk bunlardan bahsettiğim benzer bir tablonun dönemde geri gelebileceğini düşünüyorlar. Evet. Bu bir önerme. Önermeden öte bir nasıl şey. Nasıl bir şey oldu yani, onu anlamak istiyorum. Yani nasıl bir etki yaptı, taraftar buldu mu o dönemde mesela? Bilimsel anlamda ne tür gelişmeler oldu? Dergileri var bildiğim kadarıyla, eski, çok uzun yıllardır devam eden. Journal of Humanistic Psychology, JHP, 1961'de zannediyorum kuruldu ya da 62'de. AHP'nin, yani American Humanistic Psychology Derneği'nin, Amerika'daki Humanist Psikoloji Derneği'nin bir dehumanist olacak dergisi var. Evet. Bunun dışında sonradan 80'lerin sonunda 90'ların başına bir dergi daha çıktı gene etkili olan. Bunun dışında humanist terapiye ait psikoterapi metotlarının ayrı ayrı dergileri var. Mesela işte kişi merkezli terapinin dergileri var, Gestalt terapinin dergisi var. Ama en fazla uzun süredir var olan ve en fazla prestijli olan tabii ki Journal of Humanistic Psychology, yani Humanist Psikoloji dergisi. Tam olarak doğru mu anladım? İçinde bulunduğu dönemde farklı kesimlerden gelen eleştiriler. Eleştiriler de neler, artı dediğim gibi olumlu şey, veya olumsuz tepkiler. Yani nasıl bir karşılandı? Kilisenin tepkisi buydu. Neden Tanrı'ya referans vermeden insana bu kadar önem vehmediyorsunuz? Çünkü ihtiyaçları hiyerarşisinde olsun, Carl Rogers'ın insanın potansiyeli var derken bu potansiyelin nereye geldiğine gerçekten referans vermez. Yani bu bir genetik midir, doğuştan mıdır, evrim midir, Tanrı mıdır demez. Sadece var der. Böyle bir hepimizin böyle bir potansiyeli var der. Bu oradan gelen tepki. Akademiden gelen tepki, humanist psikologların uyguladığı terapi, uyguladıkları araştırma metodları çok hoşlarına gitmez. Bu humanist psikoloji ile pozitif psikoloji arasındaki önemli bir farktır. Humanist psikolojinin araştırma metodları ideografiktir. Yani kişiyi öne alır. Mesela vaka yaklaşımları da demek istemiyorum. Çünkü humanist psikolojiye vaka yaklaşımı denmez. Çünkü vaka analizi, vaka yaklaşımı gibi kelimeler hep medikal tabirlerdir. Fenomenolojik dünyası derler. İşte mesela Ayşe'nin fenomenolojik dünyası, Betül'ün yaşam öyküsü gibi isimler verirler. Bireye önem verdikleri, kişiye önem verdikleri için de kişiyi analiz etmeleri anlaşılabilir bir şey. Yani vaka falan dememe nedenlerinden şimdi evet, medikal dili kullanmak istemezler. Medikal dili hasta da demiyorlar değil mi? Hasta da danışan demeyiz ifadesini kullanıyorlar. Aslında Carl Rogers özellikle danışan kelimesinden de hoşlanmadığını söylüyor. Consulting kelimesini kullanmıyorum diyor. Client diyor ama Türkçe'yi client'ın müşteri diye hizmet alanın çevrilmemesi gerçekten sıkıntılı bir durum. Ama kastettiğimiz yani hasta şeyini kullanmıyor. Gelen kişi aslında potansiyeli olan, kendi yolunu bulabilecek, evet, sadece yardıma ihtiyaç duyan birisi. O yüzden de hasta değil diye bakıyorlar. Ve Rogers'la ilgili hatırladığım şeylerden birisi, ona zaten yol gösterme gibi bir şey humanist psikolojide, Rogers'ın ekolünde çok yoktur da, hani kişiye yol gösterme, didaktik değil, öğretici değildir yani. Yani şöyle bakılır, öğrenciliğimizde anlatılırdı işte. Önünde bir çukur var, kuyu var, düşecek danışan. Yani Rogers şöyle bakar, bırak düşsün,
canı acısın, çıksın yoluna devam etsin. Başka belki terapi metotlarında ya bile bile niye düşsün adam, hani önündeki kuyuyu söyleyelim o görmüyor şeklinde yaklaşımlar anlatılırdı bize. Bunda insanın içindeki potansiyele inanma var, yani ona güvenme bir şekilde. Dolayısıyla da böyle bir yaklaşım var. Bu lafınızı bölüm. Bu bahsettiğiniz şey varoluşçu psikologlarda daha da belirgin. Yani nevroza, kaygıya hastalık olarak bakmıyorlar. Kaygıya bir fırsat olarak bakıyorlar. Evet. Yaşam amacını, anlamını sorgulamanıza bir sebep. Bir öğrenme vesilesi. Evet, acılar hastalık değildir diyorlar. Evet. Acılardan öğrenebiliriz. Başka eleştirilerle ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Eleştirilerden bazıları pozitif psikolojiye de gelen eleştiriler. İlk mutluluk... Oraya geleceğiz. Pozitif psikoloji ile hümanist psikoloji ilişkisine. Hümanist psikolojinin kendisini geliştiren eleştirilerden biri de o zamanlar bu kavramları bilimsel olarak çalışamayız. Yani işte mutluluktan bahsediyorsunuz, bunları bilimsel olarak çalışmak mümkün değil. Biliyorsunuz o zamanlar bir şaka vardır. Çok da Türklere belki komik gelmeyebilir de Amerikalı davranışçıların. İşte şey derler, bir davranışçı diğer bir davranışçıyı sokakta görmüş, şey demiş. Sen iyi görünüyorsun, peki ben nasıl görünüyorum? Tamamıyla gözlemlenebilen şeylere odaklanıldığı bir dönemde içten bahsediyorlar, fenomenolojik şeyden. Bu tabii ki davranışçıların hoşuna gitmemişti. Anti-entelektüel bulanlar var. Siz çok fazla duygulara önem veriyorsunuz, bilişe ihmal ediyorsunuz diyenler var. Kendine özgü bir elitist kesim oluşturduğunu iddia edenler vardır. Bu bana çok ilginç gelir. Çünkü mesela Maslow der ki %1'i insanların kendini gerçekleştiriyor. Daha sonra kendini gerçekleştirmeyle ilgili ölçekler geliştirildiğinin %2 civarında bulunuyor. Sen kendini gerçekleştiren insanlar, kendini gerçekleştirmeyen insanlar diyerek farklı bir elitist kesim oluşturuyorsun, sınıf oluşturuyorsun derler. Daha çok kişi merkezli terapi üzerinden giden eleştiriler çok var. Hınçletçi terapi gibi veya işte çok fazla tekniği yok gibi. Maslow çok terapiyle de ilgilenmiyor değil mi bildiğim kadarıyla? Daha benim de bildiğim kadarıyla teorik, akademik çalışıyor. Yani şey yapıyor mu bilmiyorum ama Rogers tamamen terapi araştırmaları da hep odaklı gidiyor. Peki kendini gerçekleştirme kavramından bahsettiniz. Oradan devam edelim isterseniz. İzleyicilerimiz içerisinde tabii ki psikoloji alanından olmayan da bir sürü kişi var. Nedir kendini gerçekleştirme? Nasıl ortaya çıkmıştır? Ve belki Maslow nereden yola çıkarak bunu nasıl bir yöntemle ortaya çıkarmıştır? Biraz onlardan bahsedelim. Kendini gerçekleştirme kavramını. Kendini gerçekleştirme bir insanın kendi potansiyelinin en doruk noktasına ulaşma süreci. Ve burada sürecin altını çizmek isterim. Bir yer değil, yani Nirvana gibi gittik ve ulaştık ve kendimizi gerçekleştirdik oradayız değil. Buna ulaşma süreci. Maslow der ki bir insan ne olabiliyorsa, neye muktedirse o olmalı. Yani bir müzisyen müzik yapmalı, bir ressam resim yapmalı. Ve şey der, birinci sınıf çorba yapmak ikinci sınıf şiir yazmaktan daha iyidir der. Evet, yani yetenekleri neyse kişi... Evet. Birazcık ona odaklanmış. Kendi potansiyelini en çok nerede kullanabiliyorsa onu kullanması. Şimdi böyle konuşunca da insanlar genelde şeyi düşünüyorlar. Ya bu meslekle alakalı bir şey. Doğru meslek tercihi. Böyle de değil aslında. Kendini potansiyelini gerçekleştiren insanların özelliklerini sıraladığında hiç öyle meslekten, kariyer yapmaktan, işte çok para kazanmaktan falan bahsetmiyor. Şunu söyleyebilir miyiz? Doğasına uygun davranması. Yani meşguliyetlerinin yetenekleriyle ilişkili olması, illa şey değil de meslek veya iş değil de genel yaşamdaki meşguliyetlerin belki. Yani bir insanın sevebilme potansiyeli varken travma geçirmiş ve bir daha asla diyorsa, bir insanın sosyalleşme potansiyeli varken yediği kazıklardan ötürü kendisini yalnızlaştırıyorsa, bunlar hep gerçekleştiremediği potansiyellerdir örneğin. Ve bunun temel bir güdü olduğundan bahsediyor Maslow hatırladığım kadarıyla. Bireyi güdüleyen şeyin kendini gerçekleştirme ihtiyacı olduğunu, yani aslında tüm davranışların bu yolculukla ilgili olduğunu ifade ediyor kendisi. Ve bunun doğuştan geldiğini ve ne olursa olsun hiçbir zaman ölmediğini bu duygunun. Kişi çok kötü şartlarda bile olsa kendini gerçekleştirme isteğinin devam ettiğini ama bazı insanların dediğiniz gibi büyük çoğunluğunun bunu başaramadığını, bir kısmının belli düzeye kadar geldiğini anlatıyor ve
bu başta da anlattığımız ihtiyaçlar hiyerarşisinin daha sonra doruk yaşantıları da ekliyor ama genel çok bilinen en üst düzey ihtiyaç kendini gerçekleştirme ihtiyacı diye bahsediyor. İsterseniz biraz ondan da bahsedebiliriz. Yani fiziksel ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, ait olma ihtiyacı, işte daha sonra bilme anlama ihtiyacı, estetik ihtiyaçlar, kendini gerçekleştirme ihtiyacı diye de bu kuramını geliştirdi. Bu işte herkesin genelde dediğiniz hani psikoloji derslerinde hiçbir şey akıllarına kalması bu iki şey akıllarında kalıyor demiştiniz. Biri de o piramit. Metaforlar güzel oluyor bir şeyi anlamak için başlangıçta ama metaforları çok da abartmamak gerekiyor. Şimdi piramit deyince insanların aklına şöyle bir şey geliyor. Basamak basamak çıkıyorsun. Evet. Ama tam olarak dediği o da değil. Yani bu bahsettiği barınma, işte doyma ihtiyacı, barınma ihtiyacı, en temel fiziksel ihtiyaçlar en başta bahsettiği ve bunlar dışarıdan aldığımız şeyler. Peki yani içimizle alakalı da değil. Bunların işte %100'ünü gerçekleştirip ikinci aşamaya geçiyoruz demiyor. Yani birinci aşamanın diyelim ki %90'ı belki karnınız doymuştur ve yiyeceğiniz vardır. İşte barınma ihtiyacınız %70 karşılanıyordur, sevgi ihtiyacınız %50 karşılanıyordur gibi. Belli, bu, belli düzeyde karşılanınca bir ihtiyaç bir üste geçiliyor diyor yani. Tam olarak sanki öyle değil. Her çoğun birinden belirli bir oranda var ve bu oranları artırabiliriz. Yani sevgi ihtiyacımızı %50'den %60'a, saygı ihtiyacımızı, işte öğrenme ihtiyacımızı %30'dan %40'a çıkarabiliriz gibi. Yüzdelerini artırabiliriz. Ve bunu her birinde yapabiliriz. Ve en tepede de hiyerarşinin, piramidin en yukarısında da kendini gerçekleştirme. Ve bu genelde diyor alttakileri daha doygun, üsttekiler daha az kalır. Ki mesela buna uymayan çok insan vardır. Çok işte Van Gogh'u düşünün. Yani ne sevgi ihtiyacı, ne barınma ihtiyacı, ne kadar fakirlik çektiğini biliyoruz. Ama genelde diyor, gördüğümüz diyor, o temel ihtiyaçları karşılamadan üsttekileri düşünmeye insanların mecali kalmaz. Tabii Van Gogh bu konuda pek iyi bir örnek değil. Çünkü ruhsallığı, yerinde birisi değil aslında. Çünkü Maslow'un kuramı genel olarak eleştirileri var da toplumun normal insanlarına, normal dağılım eğrisi içerisindeki insanlara, merkezdeki insanlara uyan bir şey kuram ama Van Gogh gibi çünkü bazen derslerde falan da öğrencilerimiz de soruyor. Kişiler çok sıra dışı. Van Gogh sevgilisine kulağını kesip hediye eden birisi yani. Yani çok onun davranışlarını sağlıklı, ruh sağlığı yerinde insana benzetmek çok yerinde olmayacak diye düşünüyorum. Peki o piramidin en sonunda kendini gerçekleştiren insanın ne tür özellikleri var? Yani hangi özelliklere sahip olursa kişiye kendini gerçekleştirmiş diyeceğiz? Şükran duyduklarını biliyoruz. Hallerinden hoşnut olduklarını. Mutlular çok vurgu yapmıyor ama ben Maslow'un yazılarında böyle bir küçük anekdot gibi aynı zamanda mutlu olduklarını da olduklarından da bahsediyor. Kabullenici insanlar, yani hem kendilerini olduğu gibi kabulleniyorlar hem başkalarını. Mesela Maslow'un bir örneği vardır. Hep aklımda kalır. Köpek sevenlerden bahseder. Der ki gerçekten köpeği seven köpeği değiştirmeye çalışmaz. İşte kulağı böyle olsun, burnu böyle olsun, özel ırk olsun diye bir insan bahsediyorsa diyor, köpeği de olduğu gibi kabullenmiyordur. Hem kendisini hem başkalarını hem doğayı. Bazen çiçek severlerde görüyorum ben bunu. Çiçeği çok sevdiklerini iddia ediyorlar. İlla açacak. Yani gibi. Spontan insanlar, yani doğal, otonom insanlar, kendi kararlarını kendi verebilen insanlar, yapıcı insanlar, problem çözme yetenekleri yüksek insanlar, süreç odaklı insanlar, yani işte bilimi seviyor ve bilimle meşgul olmayı seviyor. İşte bir gün profesör olacağım, bir gün rektör olacağım değil. Sonuç odaklı değil. Süreç Hayır, süreçten odaklı. Zevk alıyorlar. Yeni deneyimlere açık olmak önemli. Tutucu değiller. Mesela onu hani bahsedelim mi şimdiden? Pozitif psikoloji eleştirilerinden biri de budur. Mesela kendini gerçekleştiren insan demokratiktir. Ama şey diyorlar mesela pozitif psikologların mutluluk ölçeğini bir ırkçıya da uygulasanız mutlu çıkabilir diyorlar. Ama kendini gerçekleştiren insanın elde edeceği mutluluk, humanist psikologların çalışmak istediği mutluluk daha farklı bir mutluluk olarak bakıyorlar. Birazcık şey o zaman onu anımsatıyor bana. Hani bizim doğu kültürlerinde olan insanı kamil kavramıyla
biraz daha belki yakın bir kavram, kendini gerçekleştiren insan. Çünkü ideal insanı aslında tanımlamaya çalışıyor diye düşünüyorum. Peki bunu nasıl ortaya çıkarmış? Mesela yöntemi konusunda belli kişiler seçiyor. Hı-hı. Bunların özelliklerine bakıyor. İçerisinde işte Abraham Maslow, Lincoln var, Roosevelt var, Einstein var. Bir sürü böyle kişi var. Kayınvalidesi de var. Öyle mi? Evet, kayınvalidesi de var. Ondan da bahsedin. Bir sürü kişiler var. Bunların hayatta olanlarıyla görüşüyor, tanıyanlarla görüşüyor. Vefat edenlerin biyografilerini okuyor ve ortak özelliklerini belirlemeye çalışıyor, hı-hı, bu kişilerin. Aslında yöntem olarak eleştirilecek çok yönü var o döneme göre. Yani mesela sadece Batı kültüründeki insanları almış. Belki o dönemde Doğu kültüründeki insanlar veya dünyanın uzak doğudan, Rusya'dan, başka yerlerdeki insanların ulaşma şansı azdı. Şimdiki gibi internet yoktu, hı-hı, araştırma imkanları azdı. Şimdi olsa, tabii kimsenin elini tutmuyoruz, şimdi de birisi çıkıp yapabilir. Tüm kültürlerden böyle değerli insanlar, işte ne bileyim Hindistan'dan Gandhi'yi alırsın da bizden Mevlana'yı alırsın, İbn Sina'yı alırsın falan. O daha çok Batı'da bilinen kişilerden alıyor ve geliştiriyor. Hatta ele aldığı, incelediği kişilerin içinde iyi olmadığı düşünülen insanlar, evet, da var değil mi? Evet. Biraz yönteminden ve... Psikolojik ruhsallığı yerinde çok iyi olmadığı düşünülen insanlar var. İşte Amerikan başkanlarına çok yoğunlaşıyor mesela. Çok mutluluğuyla tanınan insanlar değil. Bunlar zaten işte Amerika'daki iç savaştaki liderler falan. Niye gülsünler, mutlu olsunlar bir anlamda da. Bu isimleri seçiyor. Benim bana en ilginç gelen şeylerden birisi kayınvalidesine övgüler dizmesiydi. Birçok şeyi bu kadından öğrendim diyor. Ne iş birçok yapıyor, konuda bu aydınlandım. Ev hanımı kayınvalidesi, ama diyor ki yani mesela diyor çiçek alacak parası yok ama kır çiçeklerini toplayıp o kadar güzel bir angajman yapıyor ki harika oluyor. İşte bu şey lafını da o zaman onun için söylüyor. Yani iyi bir çorba yapmak ikinci sınıf bir şair olmaktan çok daha önemli diye. Aileyi nasıl bir arada tuttuğunu, sosyal becerilerinin ne kadar güçlü olduğunu, bir büyük anne figürü olarak nasıl aileyi bir arada tuttuğunu bunlardan çok... Bilgelik görüyor herhalde, bilgelik onda görüyor, değil, evet, mi yani? Evet. Eleştirilen kısımlar o yöntemiyle ilgili var, şu anda var, da var. Hani ama günümüzdeki mevcut nitel çalışmalara biraz daha benziyor aslında kendi... Onlar o ifadeyi kullanıyor mu bilmiyorum ama yöntemi ilginç o dönem için aslında, 1950'ler 60'lar için zekice bir şey. Yani şeyi bulmaya çalışmış, evet, kafasınca. Evet, yöntem bulmaya çalışıyor. Bir ideal insanın kim olduğunu bulmaya çalışmış. Bunun içinde ne yapabilirim diye düşünmüş ve ideal olarak kabul edilebilecek, öyle varsayılacak kişileri yaşamını incelemiş. Aslında çok zekice bir şey. Bir şeyi ilk araştırmak çok zor. Şimdi mesela Türkiye'deki araştırmalar genelde nasıl yapılıyor? Benzeri Amerika'da nasıl yapılmış? Uygulayalım. Şimdi ilk defa mutluluğu çalışacaklar. Mutluluk ölçekleri yok. Evet. Ne yapıyorlar mesela? Depresyon ölçeğini uyguluyorlar. En düşük çıkanları alıyorlar. Aslında şimdi tam karşıtı diye düşünüyoruz. Mutluluğun karşıtı depresyon değil diyoruz mesela. Evet, mesela. Veya işte mutlu olduğu düşünülen insanları subjektif olarak değerlendiriyorlar. Mesela okulun en mutlu kişisi kim diye soruyorlar. Okulun en mutlu kişilerini alıp onların hayat hikayelerini falan dinliyorlar. Sonra şöyle düşünüyorlar, ama bunun hayat hikayesini dinledik. Ama peki ya, yani çok çok iyi şeyler çıkıyor. Bu kadar iyi olamaz. Bir şeyleri bastırıyor mu, ediyor mu? Projektif testler, Rorschach testleri falan uyguluyorlar. Çünkü bir de psikanaliz geçmişleri var. Şimdi bize çok tuhaf geliyor. Rogers'ın falan elini alıp Rorschach testi uyguladığını mutlulukla, ama 1940'lar, 50'ler, 60'lar da aynı üzerlerinde hiçbir şey yok. Zamanla geliştiriyorlar bunları. Evet, ve çok güzel şeyler aslında, iyi bir yol açmışlar diyebiliriz bu anlamda. Yani bir şekilde ideal insan, ruh sağlığı yerinde insan kimdir sorularına o devirdeki, evet, araştırma yöntemlerini kullanarak eksiklikleri olsa da bir çığır açtıklarını çok rahat söyleyebiliriz. Yani şöyle düşünün, bunları Skinner farelerle çok bilimsel metotları uygulayarak test yaparken yapıyorlar. Hemen hemen aynı kurumlarda. Ne kadar büyük bir tezat olduğunu. Evet, Skinner Harvard Üniversitesi'nde Richard Davidson'ın bir kitabını okumuştum. O Harvard Üniversitesi'nde falan yüksek lisans yapıyor, doktorayı orada mı tam hatırlamıyorum ama
orada çalıştığı sıralarda Harvard Üniversitesi'nin özellikle psikolojide davranışçı kuram konusunda aşırı katı olduğunu söylüyordu. Yani Richard Davidson'ın yaşadığı dönemler herhalde şu anda 60 yaşında olsa 40 yıl öncesinde bile veya 30 yıl öncesinde bile Harvard Üniversitesi'nde hala çok katı bir davranışçılık olduğunu, işte dediğiniz gibi sadece gözlenebilen insan davranışlarının veya hayvan davranışlarının incelenmesi gerektiğini, çünkü psikoloji eğer bilimse, pozitif bilimse sadece deneye tabi tutulabilen ve gözlenebilen, ölçülebilen davranışların incelenmesi gerektiğini ileri sürüyor. Tabii hümanist psikoloji daha insan doğasına gidiyor, işte iç gözlemdir, ne bileyim duygulardır, bunlara önem verince bunları gözlemlemek kolay değil. O yüzden belki bilimsel değil diyorlar. Bilimsel çok olarak görülmüyor ama duyguları ya da benzer şeyleri de çıkarttığımızda insanda bir şey kalmıyor geriye. İlginç yani. Bir anekdot anlatayım. Carl Rogers üniversitedeyken evleniyor. Eşi de sanatçı. Kızı da bu arada sanat terapisi alanında çok büyük katkıları olan bir isim haline geliyor. Bir terapist babayla sanatçı bir annenin kızı olarak Natalie Rogers. İlk oğlu David doğduğunda, o zaman henüz psikolojiye falan hiç ilgisi yok, Watson'ın çocuk yetiştirme kitabını alıyor. Ve David'i bu tamamıyla pekiştireçler üzerinden yetiştirmeyi düşünüyor. Allah'tan diyor karım sağduyulu bir insandı da bana diyor yani engel oldu. Daha henüz 20 yaşlarındayken baba oluyor. Neredeyse Watson'a göre çocuk yetiştirecek. Watson'la ilgili de şey hatırlıyorum yani kendi çocukları psikanalist oluyor herhalde. Yani o aslında psikanalistin karşıtı davranışçı ama çocukları da psikolog oluyor diye hatırlıyorum hayat hikayesini ve psikanalist oluyorlar yani babalarının yolundan gitmiyorlar. Öyle bir şey de var ama hepsi değişik şekillerde katkı sağlamışlar tabii ki. Kendini gerçekleştirme kavramıyla ilgili olarak diğer kuramcılarda karşılığını mesela dedim ki işte bizim Doğu toplumunda insanı kamil kavramı, olgun insan, kemal insanı, ideal insan şeyi var. Diğer kuramcılar mesela ne söylemişler? Kurt bunu? Goldstein var. Goldstein, biz Fritz Perls'le birlikte gestalt terapiyi ilk oluşturan iki isimden biri olarak tanıyoruz. Ve tabii Laura Perls, Fritz Perls'ün karısı. Daha çok felsefe alanındadır. O tüm organizmalardan bahsediyor. Yani Maslow'un kendini gerçekleştiren insandır. Kurt Goldstein'e göre organizmadır. Yani bitki de kendini gerçekleştirip en verimli haline gelebilir. En güzel haline, en estetik haline bir hayvan da. Aslında benzer İbn Sina'da da var. Diyor her canlı kendi kemaline ulaşmak için büyür, gelişir. Yaşam şeyi amacı budur diye onun da benzer bir şey var. Görüşü var. Carl Rogers'ta da var benzer bir tanım. Full function person diyor. Tam olarak fonksiyonel insan. Tam verimli insan diye Türkçe'de kitaplarda geçer. Evet. O şekilde. Bunun karşılığı olarak görebilir miyiz? Yaklaşık olarak diye düşünüyorum. Carl Rogers'ın bahsettiği nedir? İşte ideal benlikle gerçek benlik arasındaki fark insanda bir arasındaki fark önemlidir. O farkı aza indirmek terapide. Yani kişinin gerçek benliği ile ideal benliği arasındaki fark az olduğu zaman gerçek benliğimiz şu an olduğumuz kişi. Evet ve kabul i̇deal edebiliyorsak. Yapmak istediklerimiz, olmak ideallerimiz, olmak istediklerimiz. Ve ikisi arasındaki mesafe fazla olunca bu sefer işte suçluluk duygusundan kaygıya, bastırmaya birçok mutsuzluğa bir sürü şeye neden olabilir. Bir şey daha merak ettim bu arada onunla ilgili bir bilginiz var mı? Rajista Maslow'un herhangi bir teması veya ilişkisi var mı? Natalie Rogers benim çok ilgimi çekmişti. Belki biraz paparazzi olduğu için. Natalie Rogers, Carl Rogers'ın kızı. Evet. Sanat terapisine de büyük katkıları olan. Maslow'un tez danışmanı, master'ı da. Ben hep şey düşünürdüm. Yani işte baban Carl Rogers olunca demek ki en torpilli yerden Maslow'da tez danışmanı olabiliyor diye. Görüşüyorlardır tabii, muhtemelen Rogers'la Maslow. Bu arada Maslow'un da şöyle şansı var. Genç olduğu dönemde işte gerçekten Yahudilere önemli baskılar var o sırada. Bunun şeyini, ezikliğini yaşıyor aslında hep yaşamında. Çünkü dışlanıyor ciddi olarak Amerika'da olmasına rağmen. Ve
kendisiyle ilgili de sorunlar var Mazlum. Kendisini fiziksel olarak da çok beğenmiyor. Yani diyor sırım gibi upuzun, zayıf, uzun boylu birisiymiş. Fiziksel olarak da beğenmiyor. Ama şöyle bir şansı var yine de. Mesela Alfred Adler'le çalışma imkanı buluyor kendisi. Ondan bazı terimler de alıyor. Mesela kendini gerçekleştiren insan için kullandığı terimlerden biri Gemeinschaftsgefühl. Tamamıyla Adler'den aldığı ve çevirmeden aldığı bir tanım. Gemeinschaft Almanca'da toplum demek. Gefühl de duygu. Toplum duygusu. Yani toplumu... Sosyal ilgi kavramı mı? O mu? Tarzı. Yine şeyle çalışıyor. Thorndike'la herhalde çalışmaları var. Aslında Maslow çok fazla okul ve şey değiştirdiği için, iş, alan değiştirdiği için bir sürü deneysel çalışmalar da yapıyor. Bu isimlerin tamamı AHP, yani Amerika Humanist Psikoloji Derneği ve Journal'da, yani dergide aynı çatı altındalar. Ve tabii Virginia Satir'i unutmamamız lazım. Yani bu üçlünün aslında ve Rollo May. Yani eğer dört büyük isim varsa bunlar hep birlikteler. Evet ve bu büyük şans. Kendinden büyüklerle çalışması da mesela Alfred Adler'le ilgili bir anısını hatırlıyorum. Maslow'un kendi o biyografi kitabında bahsediyor. Bir yerde yemek yiyoruz diyor, kalabalık bir yer, bir restoranda ve bu biraz da espri olsun diye Adler'e şey diyor. Sizin tabii o sırada Adler 65 yaşlarında, Maslow da 25 yaşlarında. Sizin Freud'un talebesi olduğunuz söyleniyor. Doğru mu diyor. Alfred Adler ayağa kalkıyor. Çok yüksek sesle orada restoranda herkesin duyacağı şekilde bağırarak ben kimsenin talebesi değilim, benim kendi kuramım var falan diye bağırıyor. Maslow diyor ki hayatta çok utandığım, yani bizim Türkçe deyimle yer yarılsa da yerin dibine geçsem dediğim anlardan birisiydi diyor. Hani ne yapacağımı şaşırdım diye söylüyor. Öyle bir biyografisinde anlattığı bir olay var. Tabii ki bu isimlerle çalışması büyük şans aslında kendisi için. Yani psikolojinin en önemli isimleriyle çalışıyor. Bunlar da etkilemiştir. Şunu ekleyebiliriz. Maslow'un çıkışı, Carl Rogers'ın çıkışı 40'ların sonu ve aynı zamanda da büyük bir göç geliyor. Yani evet. Almanya'da Yahudiler, kaçan Yahudilerin gelmesi, bir sürü akademisyen ve Alman akademisi bir şekilde Amerikan Akademisi'ni besliyor. Bunlardan en büyüklerinden biri Gestalt'ın kurucusu Fritz Perls, evet. Kurt Goldstein. Bunlar hep büyük ölçüde Almanya'dan, Avusturya'dan gelen isimler. Aynı yıllarda Otto Kernbeck'in gelişi var. Viyana'dan. Gedlin'in gelişi var ki Carl Rogers'ın en büyük arkadaşlarından ve birlikte çalıştığı isimlerden biri oluyor. Aslında gene bizim buraya da gelmiş. İstanbul Üniversitesi'ne evet. de bir sürü geliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'dan kaçanlar ama savaş bitince hemen gitmişler. Uygun bir belki ortam evet. yok. İstanbul Üniversitesi'ne geliyor. Ankara'da da var. Önemli kişiler. Peki süremiz biraz azalıyor. Hümanist psikolojiyle pozitif psikoloji arasındaki ilişkilere değinelim. Çünkü dediğim gibi başta programın açılışında pozitif psikolojiye en çok eleştiri hümanist psikologlardan geliyor. Ve temelinde de aslında eleştirim biraz azaldı son dönemlerde. Ben okuyorum, şey diyorum hani bunun yeni bir şey olmadığını, sadece Amerikan mantığıyla yeniden paketlenip insanlara sunulduğu yönünde şeyler var, eleştiriler var. Cold Rush diyorlar. Altına hücum. Amerika'da biliyorsunuz böyle bir dönem olmuştu. Altına hücum, herkes koşturuyor her şeyi bırakıp sonra hayal kırıklığı. Bu tarz gelip geçici akımlar için bu tabir kullanılır. Nedir benzerlik ve farklılıklar mesela şeyle? Hümanist psikolojiyle pozitif psikoloji. Aynı konular haliyle çalışılıyor yani büyük oranda. İşte affedicilik olsun. Mesela sık rastladığım bir şey. Transcendence of trauma diyor. Travmayı aşma. Bu pozitif psikolojideki travma sonrası gelişimle aynı konular. Benzer, evet. Mutluluk olsun, iyimserlik olsun, sevgi olsun. Bunların hepsi ki alanda da çalışılan konular. Araştırma metotları dediğim gibi çok farklı. Yani kesinlikle pozitif psikoloji nomotetik çalışıyor. Yani genili çalışıyor. İnsanlar genelde ne mutlu ediyor? İnsanları genelde ne oluyor? Daha araştırma odaklı ve belki daha istatistiksel tekniklerdir. Evet. Humanist psikolojisi ideografik çalışır. Bireysel, kuramsal, kişisel. Evet. Kişi öznel olan nedir? Özel olan nedir? Bunu çalışır. Biraz şeye benziyor mu? Yani hani felsefenin de mesela mutlulukla ilgili görüşleri var. Filozofların da var. Ama
bir araştırmaya dayalı değil, daha çok gözleme ya da bir ne diyelim düşünceye dayalı bir fikir üretme şeklinde. Sanki humanist psikolojide biraz öyle mi? Yani çok fazla ölçme ve değerlendirme kısmı yok gibi sanki. Yani şöyle diyeyim, Carl Rogers'ın mesela doktora tezi tamamıyla ölçek geliştirme üzerinedir. Maslow da birçok ölçek geliştirmiştir ve Carl Rogers'ın Q square mesela testine katkısı çok büyüktür. Bu insanlar nicel çalışma yapalım demiyorlar. Ama nicel çalışma, yani sadece fareleri inceleyerek insanı anlayamayız diyorlar. Sadece nicel çalışma yaparak insanı anlayamayız. Sadece deneysel psikolojiyle gene insanı anlayamayız. Edebiyata da bakmalıyız, felsefeye de bakmalıyız, antropolojiye de bakmalıyız, dine de bakmalıyız. Bütüncül bir bakış açısı. Bütüncül bir bakış açısı. Hem insana bütüncül bakış açısı. Bu pozitif psikoloji ne kadar var bilmiyorum, bu bütüncül bakış açısı. Yani mesela bilinç dışı ayrımı yapmaz humanist psikoloji veya daha doğrusu ikisine bütüncül bakmak gerektiğine inanır. Mind-body ayrımı yoktur. Vücuda çok önem verir veya bir insanın konteksi içinde, bağlamı içinde değerlendirmeye çok önem verir. Yani bütüncül derken duygusu, düşüncesi, davranışından öte bir bütüncüllük. Evet, aslında sadece hümanist psikolojiden pozitif psikolojiye bir hücum saldırı değil, bazı pozitif psikoloji alanındakiler de belki savunma psikolojisiyle, hümanist psikolojiyle ilgili olumsuz şeyler söylemişler ama ben çok şey bakmıyorum hani kendim bu alanda çalıştığım için hümanist psikolojiyi gerçekten çok faydalanabileceğimiz bir alan olarak görüyorum ciddi olarak çünkü ciddi bir birikim var ve birazcık pozitif psikolojinin kuramsal anlamda eksiklikleri var. O yüzden daha yüzeysel diye falan eleştiriliyor. O eksikliği oradan tamamlayabilir rahat bir şekilde pozitif psikoloji. Hatta sosyal medyada görüştüğümüz bir Paul Wong vardı şimdi. Çinli, Amerikalı. Aslında Çinli ama Amerika'da yaşıyor. Daha çok logoterapiyi geliştirmiş, kendi bir model geliştirmiş şey diye, meaning centered terapi diye, anlam odaklı terapi diye bir şey. Onunla görüştüğümüzde mesela biraz konuştuğumuzda bana şey demişti, sen diğer pozitif psikologlar gibi değilsin demişti. Nasıl yani dedim, onlar çok katı ve eleştiriye hiç açık değiller demişti. Ben de hani bilimden gelen her türlü bilgi benim için önemli. Yani insanı anlama adına ben nöropsikolojiden de faydalanıyorum, ne bileyim biyolojiden de faydalanıyorum. Varoluşçu yaklaşımda, logoterapide bir sürü şeyden faydalanıyorum demiştim. Öyle bir konuşmamız geçmişti. Tabii şunu da söyleyelim. Yani pozitif psikolojiye yönelik eleştiriler oldu ama çok ilginç bir şey var. Yani çok fazla sahiplenme de var şu anda pozitif psikolojiyi. Mesela Amerika'da bulunduğum dönemde bir kongre vardı. Katılamadım çünkü son uçağa bineceğim gündü. Çok üzüldüm aslında. Kongrenin başlığı şuydu. The Original Positive Psychology, iki nokta üst üste Adlerian Psychology diye. Hani şey diyorlar, orijinal pozitif psikoloji Adler'in psikolojisidir aslında diyorlar. Ya da bir makale vardı. İşte Paul Wong'un yazdığı makalenin başlığı şu çok ilginç. Pozitif psikoloji logoterapiden ne çaldı? Yani bilimsel bir makalenin başlığı bu. Hümanist psikolojinin bir sürü böyle şeyleri var. Bu şunu gösteriyor aslında demek ki maya tuttu. Herkes sahip çıkmaya çalışıyor ki son zamanlarda Erik Fromm üzerine okumalar yapıyorum. Biz Erik Fromm'u da pozitif konuları çalışma anlamında bir kenara koyamayız. Bahsedilmez hiç kitaplarda, pozitif psikoloji kitaplarında ama... Otto Rank da aynı şekilde. Evet, yani bir sürü şeyden bahsetmiş. Yine şeyde çok güzel şeyler buluyorum. Karen Horney'de mesela psikanalist ama... Empati üzerine çok güzel. Çok güzel şeylerden bahsetmiş. Dolayısıyla birazcık aslında bilim insanlığı ya da bu konularla ilgilenen kişilerin bir alan fetişizmine girmeden... Ki var bu maalesef psikolojide de diğer alanlarda da. Nereden bilgi gelirse insanı anlamak için kullanması gerektiğini inanıyorum. Şey geliyor bana, psikoloji hiçbir şey tamamıyla ölmüyor diyorum. Zombi gibi tekrar tekrar geri geliyor. Evet. Farklı paketlerde geliyor, farklı şekillerde geliyor ama geliyor. Dediğinize bir ek yapmak istiyorum. Yeni bir bilimsel makale okudum. Pozitif psikologların makalelerinde, yani pozitif psikoloji dergilerine yayınlanan makalelerin
%0.4'ünde humanist psikologlara atıf var. Evet. Yani bana daha çok tartışmadan, didişmeden çok yok sayma gibi geliyor. Veya faydalanmama. 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 Yani 1960'lardan beri yapılan bir mutluluk araştırmaları var bir alanda ve onu hani itiyorsunuz. Bunlar yeterince bilimsel değil, bunlar şöyle değil, böyle değil ve yeni bir sayfa açmaya çalışıyorsunuz. Evet, ben derslerimde de zaman ayırıyorum şey aslında hem Maslow'a hem daha önceki yaklaşımlara. Çünkü dediğim gibi temel mesele insanı anlamak, mutluluğunu anlayacaksak bir şekilde her kuramdan faydalanmamız gerekiyor. Çok değerli görüşler bunlar ama böyle bir şey de var. Yani bahsettiğiniz bir bahsetmeme karşı durma. Çünkü elimde pek çok pozitif psikolojiye giriş kitabı var. Çok az geçer. Maslow'un adı geçer sadece mesela. O da şeyden dolayı. Maslow pozitif psikoloji kavramını ilk kullanan kişi bildiğimiz hani literatürde nedir? Motivasyon ve Kişilik diye onun meşhur kitabı var. Onun son bölümünün ismi Pozitif Psikolojiye Doğrudur. Yani böyle bir şeyden bahsediyor. Ama dediğim gibi Maslow da önemli, Viktor Frankl da logoterapide yani bugün biz anlam konusu şu anda pozitif psikolojinin gerçekten en temel konusu haline geldi. Hatta anlam mı, mutluluk mu sorusu soruluyor. Yani anlamlı bir yaşam mı yoksa mutlu bir yaşam mı daha iyidir gibi bir soru. Bu konuda araştırmalar yürütülüyor. Dolayısıyla bir sürü kuramcıyı bu kapsamda değerlendirebiliriz. Bir Freud'un bir makalesinin çevirisini yaptık. Onu yayınlayacağız mutlulukla ilgili görüşleri. Ben onu bile dahil etmeye çalıştım ama çok kolay değil. Çünkü Freud çok net bir şekilde... Evet. İnsanın mutlu olması mümkün değildir. Doğasında ne diyor? Yaratılış planında mutluluk diye bir şey yoktur insanın diyor. İnsan çünkü özgür değil diyor. Dolayısıyla onu pek dahil edemiyoruz ama onun dışındaki herkes de insanın olumlu yönlerine yönelik bazı önemli bilgiler var tüm kuramcılarda. Ben bu alanları belki hani şey derler... Psikologlar pozitif insanlar, kendi alanlarına da çok pozitif, iyimser bakıyorlar, çok realist bakamıyorlar derler ama ben biraz ilginin artacağını düşünüyorum. Neden? Mesela varoluşçu psikolojinin ilk çıktığı zamanları düşünün. İkinci Dünya Savaşı sonu ölümlerin çok arttığı bir dönem. İnsanların çok çabuk öldüğü bir dönemde insanların ölümü sorgulaması, yaşamı sorgulaması, yaşamın anlamını sorgulaması pekişiyor. Bence yine öyle bir dönemdeyiz. Yani pozitif psikolojinin de zamanı geldi o zaman. Yani bu kadar yanımızdaki ülkelerde bu kadar insanlar ölürken yaşamın anlamını sorgulamıyorsak ne zaman sorgulayacağız? Ya yine mi ona gelecek diyorsunuz? Yani yani bence gelişmesi için... Mesela Amazon.com'da Happiness kelimesini arattım kitap kısmında. Kaç kitap çıktı biliyor musunuz? 100 binden fazla sonuç çıktı. Bir şekilde mutlulukla ilişkili 100 binden fazla kitap. Hepsi bilimsel değildir bunların ama bu bize bir şey gösteriyor. Bir ihtiyaç var demek ki. Bunun araştırılması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden humanist psikoloji bunu başlattı. Pozitif psikoloji devam ettiriyor. İleride ne olur bilmiyoruz. Ben derslerimde de bahsediyorum. Dünyada gerçekten şu anda psikolojinin gittiği yön nöropsikolojidir. Çünkü beyinle ilgili de ciddi şeyler elde ediyoruz. Ve uzun vadede pozitif psikoloji zaten nereye varır diye baktığımızda mutlaka neuroscience'la, nörobilimle ilişkilerini artırması gerekiyor. Felsefeden ileri düzeyde faydalanması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Bu alanda psikanalistler çok iyi ileri adımlar attılar. Yani Freud'la, Jung'la... nöroloji alanında bağlar kurmaya çalıştılar. Humanist psikolojide maalesef biz bunu pek ilerletemedik. Evet. Humanist olsun, varoluşçu keşke olsun. Şu anda Maslow şimdi yaşamış olsaydı. Yani bu kadar imkanla çok farklı şeyler ortaya yapardı. Çıkarabilirdi mutlaka. Yapardı. Çünkü ben mutluluk konusunu çalışmaya başladığımda şimdi şeyleri de görüyorum hani farklı alanlardan. Felsefede neredeyse mutluluk konusuna değinmeyen şey yok. Filozof yok. Ve çok derinlemesine değinmişler. Ta Aristo'dan beri yani Spinoza'sı ayrı değinmiş, Kant'a ayrı değinmiş. Yani o kadar geniş bir alan ki ve tabii ki bir fizik gibi, kimya gibi net şu şudur dememiz mümkün olmuyor. Ama müthiş görüşler var yani mutlulukla ilgili. Dolayısıyla bilimlerin biraz daha artık bu devirde interdisipliner
çalışmalara ihtiyacımız var. Yani disiplinler arası çalışmalara ihtiyacımız var. Aksi takdirde sadece mutlulukla ilgili sadece psikolojinin bakış açısıyla ya da psikolojinin içinde de sadece pozitif psikolojinin ya da sadece psikanalizin bakış açısıyla bir şey söylemek çok çok eksik oluyor. Yani bizim araştırmalarda kullandığımız bir şey var, işte varyans ne kadarını açıklıyor falan herhangi bir değişkenin. Onun gibi yani söyleyeceğiniz şey mutluluk değişkeninin çok küçük bir parçasını açıklayacaktır eğer bir görüşe saplanıp kalırsanız. Çok farklı görüşlere ihtiyacımız var. Farklı alanlardan insanlara ihtiyacımız var. Yani iyi oluş kavramını, mutluluk kavramını anlayabilmemiz için. Bu da sağlanıyor aslında. Yani bugün ekonomistler ciddi anlamda mutluluk çalışıyor. Nörologlar, işte nöropsikoloji daha doğrusu mutlulukla ilgili çalışıyor. Mutluluğun kimyasını bir şekilde araştırıyorlar. Psikologlar zaten çalışıyor. Yani çok değişik alanlardan bu konuda girişimler var. Bunu da biz burada düzenlediğimiz Pozitif Psikoloji Kongresi'nde sağlamaya çalışıyoruz. Yani oraya çağırdığımız yaklaşık 9-10 konferans belirliyorum ben. Felsefeden bir kişi olsun, biyolojiden bir kişi olsun, nöropsikolojiden bir kişi olsun, psikolojiden, eğitim alanından. Çünkü artık kavramları tek bakış açısıyla anlamamız mümkün değil. Mutlaka değişik bakış açıları sizin gerekiyor. Sizin tahmininiz nedir mesela? Psikologlar arasında bir araştırma yapıp desek ki bunların ne kadarı pozitivisttir, ne kadarı felsefeden, antropolojiden, edebiyattan yararlanmaya açıktır? Oran bilmiyorum ama çok az olduğunu tahmin edebiliyorum. Çünkü açık olanların mı olmayanların? Açık olanlar azdır. Yani ben de öyle düşünüyorum. Korkuyorum. Çok fazla açık değiller maalesef. Evet, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bizi kırmayıp daha Bursa'dan buraya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Faydalı bir program olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla bu konularla ilgili kayıtlı programlar da yok. Psikoloji öğrencilerine ya da ne bileyim bu konulara ilgi duyanlara fayda sağlayacağını düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Haftaya yeni bir pozitif psikoloji programında görüşmek üzere.